Şimdi kardeşim sen bu rakamlarla ve bu fiyatlarla ya bir şey söyleyeceğim. Ya Faruk, bir tabii. kilo döner İzmir Karşıyaka'da ismini de vereyim, reklama giriyor değil mi? Yine ki veremiyoruz. İsmini Yok veremiyoruz. hocam, mümkün Ama değil, ne olur. arkadaşlar, bir kilo dönerin fiyatı 425 lira 80 kuruş olmuş. 200 gram döner yemek isteyen 106 lira ödeyecek. 106 lira Nerede bu? ödeyeceksin Nerede bu? İzmir Karşıyaka'da. Ve öyle herkesin gidebildiği lüks olmayan, yani beyaz Türklerin, bak diyor biri, ben beyaz 30 liraya tavuk döner yiyemem her sınıfların diyor. İmtiyazlı sınıfların İnsanlar dışında da çoğu et döner yemiyor bir ama. Yer olarak yiyor, kabul. Tavuk dönere dönmüş. Devam edeyim. Tavuk döner daha revaçta çünkü devam pahalılıktan şöyle dolayı. Bir şey yok. Bir müsaade İnsanlar misin? Yiyor. Doğru. Şöyle ya senin dediğin gibi. Biz haber yaptık. Siz itiraz ben yap, Hülya. Ha, biz haber yaptık. Yani bir dakika, biz haber de yaptık. %5'in olduğu yerde bütün Türkiye öyle denir mi ya? Arkadaşlar bir müsaade edin. Bütün Türkiye için demiyorum. İstanbul için söylüyorum. Rakamları verip şunu söyleyip bitireceğim söz. Sıra fasulyenin fiyatı 1 kilogramı yaz. Gülay Hanım 48 lira. Yaz yaz oraya. 1 kilogram beyaz peynir 211 lira. Bak bak al buradan vereyim bütün. Hepsi tarafımızdan çekilmiş fotoğraf. Hocam bana cem ne anlatıyorsun? En iyisi bana cem ne yazsın anlatıyorsun? Fiyatları. Ya devam o en yükseğini söylüyor. Ya, devam edeyim ama arkadaşlar. Ama ucuzu da var. Bir müsaade edin. O salçanın başka, ucuzu da var, rakamlar pahalısı da var. Bu arada elektrikle ilgili bir ilginç haber geldi. Denildi ki ya dünyanın en ucuz elektriğini kullanıyor. Vay anasını dedim. Bir bakalım şuna. Bir faturalarına bakalım insanlar. Arkadaşlar o İSKİ'yle ilgili söylemeyeceğim. %45 istiyorlarmış. Gözlerine dizlerine dursun. %25 bile fazla. 45'i belediye istedi. CHP istedi onu. Evet. O da fazla. Evet. Evet. CHP istedi. Suya Türkiye onu söyle. CHP istedi onu. Yok, onu 45'i CHP istedi. 25 AK Partililer yaptı. O da söyle. Tabii tabii. İstedim. Dur. Ankara'da ekmek an itibariyle 200 gram 5 lira olmuş. Hayırlı uğurlu olsun Ankaralılar size. Daha fazla tüketin. Elektriğin, doğalgazın, aidatların fiyatını ayrı söylüyorum. Elektrik birim fiyatları ya Eylül 2020'de 0,4986 Türk lira kilovat saatken vergisiz. Eylül 2022'de 1,54-55 Türk lirası olmuş. %210 artış olmuş. Gözünüze dizinize dursun. Vatandaşa böyle elektrik kullandırdığınız için. Şimdi Avrupa'yı asgari ücretten ver. Avrupa'yı ver. Asgari ücretten Avrupa dedin ya Avrupa'yı ver. Almanya'ya şimdi ver. Oraya da geliyorum. Merak etme. Almanya'nın elektrik Hazırlandım. Fiyatını verir misin? Ya kardeşim geliyorum müsaade et ya. Almanya'da karşılıksız para veriyor. Anlat. Sen Almanya'ya ya nerede veriyor? Bir kere verdi onu da Keşke uyduruyorsun. Düşsek. Aralık biz ayında bir kerelik 60-70 dolar ve 200 ya, dolar veriyor. Müsaade. Bir müsaade. Kere veriyor. Her ay vermiyor. Şimdi kardeşim. Biz de veriyoruz elektrik doğalgaz için. 2020'nin asgari ücretiyle 2022'nin asgari ücretini karşılaştırdığımızda da elektriğin alım gücü düşmüş. Almanya fiyatları. Ver. Bak Almanya fiyatlarında sucuk. Bak aldım. Elektriği bak, ver aldım, elektriği. Aldım dur. Onu ya, almadım. Sucuk. Aldığımı elektriği veriyorum. Elektriği ver. Doğalgazı ver. Ya. Bak sucuk. Almanya'da Türk lirasıyla kıyaslıyoruz ha. Yani bir Türk lirasıyla bir euroyu kıyaslayarak yapıyoruz bunu. Bir euronun kaç lira olduğunu biliyoruz. Sucuk 210 ila 230 lira Türkiye'de an itibariyle Almanya'dan pahalı sucuk diyoruz. 210 ila 310 lira. Arkadaşlar. Ya şaka daha, gibi daha ya. Ucuza yerlerde şakasınız var. Ya. Yapma Allah aşkına. Bir dakika Cem, bir dakika bizi çeksin. Ama Cem ya. Küçük de diyor ki madem böyle, bir dakika Cem, bir saniye. Madem böyle İTO seçimleri niye AK Parti kazandı? Ne bak şöyle söyleyeyim. Zenginlerin ya. Partisi. Oğlum, oğlum, ne alakası bak, var? Esnaf verdi ya. Esnaf da kazandı. Ya esnaf verdi oraya. Bak sen seçime gelmedin. Esnaf geldi oraya. Küçük esnaf geldi ya. Allah Allah. Bak küçük esnaf hesap soracak. O bir geldi oraya. O birlerin seçimi. Bak sanatçılar 2, gençler 3, tencere muhalefeti. Görecekler. Görecek. Bunu kaydetsin. Burada bunu kaydetsin. Bak gençleri, duymamanın, evet. Gençleri duymamanın, ondan kopmanın, onlara uygun politikalar üretmemenin onları kandırabileceğini zannediyorsunuz. Gençler bunun hesabını soracak. Ben size söyleyeyim. Devam edip bitireceğim. Şu rakamları vermeme gerek yok. Evet. Hülya. Ve şuraya geliyorum size. İlk Hülya deme. Bırak bunları duy. Hocam duy bunlar gerçekler bak. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyordu? Hayır. Sayın Cumhurbaşkanımız tamam ne diyordu? Olur ama yani o onu tercih eder. Evet. Hülya Hanım, Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyordu? Evet. Borç alan emir alır. Bak borç alan emir alır. Sayın Cumhurbaşkanı bunun için kim için söyledi? IMF için söyledi. O zaman IMF. Biz IMF diyoruz da IMF dedi. Borç alan emir alır. Biz IMF'nin tahakkümünü yıkacağız. Yıktı mı yıktı? Ama şimdi iş bitti mi? Şimdi kimden para alıyoruz şu anda? Suudi Arabistan'dan 5 milyar, Katar'dan 10 milyar, Rusya'dan ne kadar alındığı belli değil. Net hata noksanda. Ki ne kadar o net hata noksan paralarının, bir saniye, paralarının borsada olduğunu düşünüyorum. Çünkü sabit kura geçildi ya şu anda tutuyorsun. O gelen para yabancının parası değil.
kur korumalıdan kaçar ve bu net hata noksandan gelen hani para gelmezdi Türkiye'ye. Para gelmiyor, ya gelmiyor. Hani gelmiyordu diyordunuz. Hayır Cem soruyor. Hani gelmiyor. Hani gelmiyordu para. Net hata noksanda 28 milyar dolardan fazla hani para var. Hani Türkiye'ye para getirmezdi kimse. Hani kimse paranın kaynağı hani, ne? Ya senin kendi lafın. Offshore'dan gelen para. Türkiye kimsenin kara kaşına para vermez yabancılar diyordu. Bak sözüme giriyorsun. Niye verdiler? Sen konuş ben devam. Niye verdiler? İşine gelmiyor. Bak Türkiye para buluyor. Borcunu ödüyor Türkiye. Bulsun kardeşim, borçlanıyor. Buluyor işte. Ben dedim. Niye buldu diyorsun ya? Bak. Niye buldu diyorsun? Borç alan emir alırı ben demedim. Niye, sayın ne borç alır? O zaman Amerika'nın 31 trilyon dolar borcu var. Amerika emir mi alıyor? Nereden buldu? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ben bak arkadaşımız da Amerika seni duyamıyorum. Amerika Çin'den borç alıyor. Emir mi alıyor Çin'den? Niye buldu demiyorum nereden buldu ve borç olarak mı buldu bulmadı. Amerika'nın 31 trilyon dolar borcu var. Amerika bak, emir mi alıyor? Arabistan'la ilişkilerin niye bu hale geldiğini konuşmuyorum. Ya adam 5 milyar dolar swap için veriyor. Ben diyorum ki artık bizim için IMF veya IMF'den para alma devri bitti ama onun yerine Aramef geldi. Aramef. Yani Arap-Rus para fonu. Ya tamam. Onlardan da çok bu. Bir şey gelmiyor ya. 5 milyar değil, onlardan çok para gelmiyor. Biz gene Batı'dan borçlanıyoruz ya. Batı Bankası'ndan borçlanıyoruz. Hocam diyor ki Amerika'da borç alıyor. 31 milyon dolar borcu var. Amerika emir mi alıyor? Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğini tercüman oluyor. IMF'den borç alırsa borç alan emir alır. IMF Çin'deydi onu. Kardeşim sen Çin'deydi onu. Sen daha düne kadar düşman olduğun bu ülkelerden neyin karşılığında borç alıyorsun? Ya Erdoğan'ın IMF için söylüyor. Bak doğru söyle. Erdoğan IMF'den bak. IMF'den borç alan emir alır dedi. IMF için dedi onu. Bu farklı bak, mı bu? Senin o bu da Arap Rus hayır, para fonu. Ya onlar karşı, her şeyi karşılığında bunlar alıyor. Bunlar da Arap bana göre. Parayı geri ne alıyor işi? Sonra. Geri ne, alıyor. IMF de geri alıyor senden. Almıyor mu? IMF niye borçlanıyor? Bak, sana politika dayatıyor. Bak IMF benim kurduğum bir banka. Bir saniye. IMF sana politika dayatıyor. Ben oraya para veriyorum. Ben araba politika dayatıyorum. Ben IMF'den para almasa değil. Almasın. Bak. Ya IMF'ye borçlanmayarak biz büyük iş yaptık ya. Türkiye büyük iş yaptı orada. Devam edip bitireyim. Ben bir tek şimdi, şey bu kadar borç alan emir alır diyen Ersan Şen daha iktidara gelmeden Londra'ya gidip borç eleştirdim. Bir dakika. Dedim, ben buldum Türkiye diyen. Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunlarını çözüm diye Amerika liderine de İngiltere'de bitireyim bak daha düne kadar daha düne kadar tefeci dedikten İran'la gidip de iyi para aradığını söylüyor. Hayır zaten başka bir şey söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Genel Başkanımız başka bir açıklama yapıyor. Borcu ben buldum. Elma ile elmayı armutla armutu kıyaslayın. Ana muhalefet bitireyim. Bana geliyor. Şimdi alır başkalarına getiriyorsun. Ama geliyorsun onu. Bir dakika o zaman bir daha söylediğiniz için bağlamından hocam onu bırakın. Faruk'un sorusuna cevap verir misiniz? Bağlamından soru evet, sorar mısın? Evet hocam. Bir dakika tekrar sorar mısın? Ersan tekrar. Hoca şunu soruyor. Daha anlaşılır. Söylediğin şeyleri net bir şekilde anlıyor ve kabul ediyorum. Ve sana soruyorum. Bunları iktidara yani Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı'na söyleyen Ersan Şen, daha iktidara gelmeyen bir ana muhalefet genel başkanının Londra'ya gidip ben parayı buldum demesini eleştirdin mi? Çok güzel. Kıymetli izleyiciler. Evet. Her yayına bakın. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne gidişini, İngiltere'ye gidişini, daha düne kadar tefeciler diyerek iktidarın eleştirdiği yerde ben iyi para alıyorum arayıp İngiltere'den buldum dediğini her yayında sorulduğunda sonuna kadar sapına kadar eleştirdi. Yine eleştirdi. Kemal Bey orada yanlış bir şey demiyor. Kimden borçlanacaksın ya? Şimdi şöyle bir dakika. Tabii hocam bir saniye. Başka bir şey söyleyeyim. Yatırımcıdan bahsediyor. Ersan Hocam. Bu çerabı kadar açıklayacağım. Batı'dan borç alacağız. Hayır bir dakika. Bir şey söyleyeyim. Hayır bir dakika bir saniye. Gülay Hanım müsaade edin. Müsaade edin bir dakika. Saat 23.11 iki başlığım daha var. Bitiriyorum. Reklama gireceğim. Bir cümle ama sadece tamam. Bir cümle. Teşekkür ederim. Sadece bir cümle. Şimdi soruyorum. Kemal Bey. Arkadaşlar. Hayır burada olmaz. Gülay Hanım Kemal Bey'i ben soruyorum. Tam sonrası geç. Ben soruyorum. Gülay Hanım ben Kemal Bey'i soracağım. Ben de burada Ersan Hoca'nın tespiti. Doğru yaptım Kemal Bey. Bağımsız Türkiye'nin savunması. Bir dakika herkes bir dakika. Bir saniyeden bahsediyor. Gülay Hanım başka bir şeyden bahsediyor. Bir bakar mısınız Cem Küçük lütfen rica ediyorum. Tamam ben diyorum ki. Polemik istemiyorum. Arkadaşlar şimdi soruyorum. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Cumhuriyeti bu mu? Suudi Arabistan'dan, Katar'dan, Putin'den neyin karşılığı alınan paralar? Neyin karşılığı? Madem borç alan emir alırsa diyor. Neyin karşılığı? Ne söyle o zaman ya. O zaman var ama ya. Ya neyin karşılığı? O zaman mı ya? Ya Türkiye, Katar bizim emrimizde bir ülke ya. Gençlik kararını verecek. Araplar bizim sözümüzü dinler ya. Gençlik kararını verecek. Hayır sen neyin karşılığı? İktidar içinde verecek, muhalefet içinde verecek. Putin öyle bir şeyin karşılığı verecek. Bağımlı bir Türkiye mi? Yoksa kendi kaynaklarıyla bağımsız bir Türkiye mi? Ayıp ya. Dur hiç ayıp değil. Ya Arabistan, ya koskoca Putin ben, Türkiye'ye bir şeyin karşılığını borç veriyor ya. Ben elit bir kesimle
Ya bir bırak Allah aşkına ya. Bir idarenin doğru olmadığını söylüyorum. Dünyayı açılan tek kapısı bizi dursun ya. Sen. Ya Katar bizim elimizde bir ülke. Faiz sebep enflasyon sonuç tezini doğrulamak için. Ya o yanlış dünya kardeşim. Dünya aleme borçlanıyorsan. Ve bu borçlanmada da sen oralardan bu borçları alıyorsan. Borçlarımız aynı ben bunu sormak borcumuz durumundayım. Aynı ya. Benim 7 cektim borçlanıyor. 3 yıldır 4 yıldır borçumuz 444 milyar. Borcumuz kardeşim, artmıyor ya. Kardeşim o da borcum yalan. Nasıl artmıyor? 444 milyar dolar. Söyleyeyim. Bak sana onu da söyleyeyim. Söyle. 2022 tarihi evet. itibariyle Mart'ta 435 milyar dolar borcumuz var. Brüt borcunu. 435 tamam, milyar borcunu. Dolar. Ya Merkez Bankası'ndaki brüt şeyi kabul tamam, ediyorsun o da. Kabul. O da eksen 55 tamam. milyar hayır, dolar. Hayır o 130, milyar dolar o 123 orada milyar. Orada da ödenecekler var. Hayır 123 senin, milyar senin dolar bak, Kasım o da brüt 2021'de borç. Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamayla 124 milyar dolar. Ya Türkiye'nin bu dış borcu artıyor. Türkiye'nin dış borcu aynı. Cari açığın artıyor. Bütçe açığın artıyor. 5 yıl önceki dış borcumu söyler misin? Doğru değil. 2017'deki dış borcumu söyle. Gene aynı borç ya. Benim söylediğim şey. Bak ben şunu söylüyorum. Diyorum ki kardeşim ben şuna karşıyım. 30 saniye. İktidarda olan da muhalefette olan da birileri gelip hesapsız kitapsız ben şunu aldım bunu aldım bu kararı aldım dememeli diyorum. Bu demokratik çoğulculuğa uygun değil diyorum. Bence gençleri bak gençlerden iktidarda olan da muhalefette olan da şu kopukluğu yaşıyor. Onların bir doğrusu var. Onların bir yönü var. Onlar özgürlük istiyor. Daha fazla konuşmak istiyor. Sahiplenilmek istiyor. Dinlenilmek istiyor. Ama iktidarda olan da muhalefette olan da. Bir takım şeyler söylüyor ama onlara ulaşmıyor. Gençlere ulaşmıyor. Siz gençlere ulaşmadığınız yerde, anlatamadığınız yerde, ikna edemediğiniz yerde. Ben şunu şu konuları açtığımda insanlar şey yaptı. Mesela şu üç harfler dediler ki arkadaşlar bütün bu pahalılığın sorumlusu üç harfler. Dedim ki ya bakkallar daha ucuza satsın. Bakkallar da her yerde bakkal var market kadar. Satsın kardeşim niye satamıyor?